İddiaya göre Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi rehberlik öğretmeni M'ye öğrencilerin sınıfta gürültü yapmaları ve telefonla oynamaları üzerine kendilerini birkaç defa ikaz etti. Bu sırada telefonla oynamaya devam eden öğrencilerden Beytullah G'yi gören öğretmen önce tokat attı, sonra yere düşen öğrenciyi tekmelemeye başladı. Beytullah G diğer öğrencilerin araya girmesiyle sınıftan çıkartılırken öğretmen M'ye de sakinleştirilmeye çalışıldı. Okulda yaşandığı iddia edilen olayı gazetecilere anlatan Beytullah G, öğretmeni M.A.'nın attığı tokat sonrası sol kulağında hasar meydana geldiğini ve duyma kaybı yaşadığını söylediği gün olayı gazetecilere şu şekilde anlattı. Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum. 11G2 sınıfında güvenlik sistemleri, elektrik elektronik güvenlik sistemlerinde okuyorum. Rehberlik dersinde Mustafa hocamız arkadaşlarımız sessiz olun, sessiz olun, telefonları kapatın diye uyardı. Telefonu ben de arkadaşımdan benim telefonumu aldım. Benim telefonuma bakarken, telefonumla oynarken geldi bana, vurdu. Ondan sonra yere atıp tekmeledi. Tekmenin arkadaşlarım beni ayağa kalktılar arkadaşlarım. Hocayı çektiler geri. Beni de alıp sınıftan çıktılar. Ondan sonra ben abim falan aradım. Abim geldi okula. Bizim bölüm şefi İsmail hocamızla konuştu. Kulak zarımda dilinme var. Yarın saat 1'de ameliyat olacağım. Kulak zarımda hasar var. Ondan sonra vücudumda izler var. Doktorlar rapor aldım. Şikayetçi olduk. Sınıfta şiddet ya falan yok da böyle küfürlü konuşmaları falan vardı yani sınıfta. Kulağımda bir çınlama olduğunda ben orada hissettim. Sonra dışarı çıkınca ben hissettim zaten kulağımda bir şey olduğunu. Yere ben mi düştüm? O mu beni attı? Tam hatırlamıyorum ama ya yakamdan da tutmuştu zaten beni. Yerdeyken ben. Kulağım şu an delik yani böyle ne desem böyle bir vom vom ses geliyor böyle. Yani bir boşlukta gibi aynı kulağım böyle çok zor duyuyorum sol kulağımla. Yani dedi ki şikayetçi olmayın dedi gerek yok dedi burada kendi aramızı halledelim dedi. Bize de uyarımızı yaparız dedi bir daha olmaz böyle şeyler dedi. Biz de öyle konuştuk. Sonra ben babamın yanına gittim. Babam bu olayı öğrenince tabii babam da dayanamadı kızdı ve milletime gitti ondan sonra. Sonra hastaneye gidip rapor aldık.